Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynir tarifiyle geldim arkadaşlar. Sirkeyle peynir yapacağız. Ev yapımı peynir gibisi yok. Harika oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Peynirim için tencereme 6 litre sütü süzerek aldım. Şimdi ocağa alacağım ve kaynamaya bırakacağım. Peynirimizi sirkeyle yapacağız arkadaşlar. Elma sirkesi kullanıyorum. Hiç fark etmez hangi sirkeyi kullanırsanız. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, her iki sirke de olur. Şöyle bir su bardağı sirke dolduruyorum. Bir kaşık kaya tuzu ilave edeceğiz. Şöyle tuzumu da alıyorum. Eritelim. Evet, sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde bir 2-3 dakika kaynattığım sütümün üzerine sirkemi ilave ediyorum. Ve peynirimiz yavaş yavaş olmaya başlayacak. Şöyle bir karıştıralım, her tarafına dağılsın. Mis gibi sizlerle bugün peynir yapıyoruz arkadaşlar. Evde yapılan peynir gibisi yok. Lezzetli, taze. Kanalımda daha peynir çeşitlerim var arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bakın, sütümüz kesildi. Hemen peynir halini aldı. Şöyle 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağız. Şöyle duru bir su çıktığında arkadaşlar, peynir altı suyu, bakın peynirimiz oldu demektir. Yeterli. 2-3 dakika kaynattım. Ocağı kapatıyorum. Peynirim şekilli olsun diye şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Onu kullanacağım. Sizler eğer böyle bir şey evinizde yoksa süzgeç üzerine de şöyle bir tülbenti serin süzgeç üzerine alabilirsiniz. Şöyle çukurlatalım ve peynirimizi alıyoruz. Litre sütten yapmıştık peynirimizi arkadaşlar. Bayağı bir güzel peynir çıkıyor. Hiç tartmadım ama çok kusuruyu da aldım. 1 kiloya 1 kilo kadar peynir çıkıyor arkadaşlar. Şu anda 1 kilo 5 kilo süt benim burada benim memleketimde 5 kilo 5 litre süt 30 lira ama 1 kilo peyniri 30 liraya alamayız tabii ki. Şimdi şöyle toparlıyorum. Suyunu bir dökeceğim. Şöyle toparlıyorum ve geniş bir yine leğenimi değiştirdim arkadaşlar. Daha geniş bir leğen içerisine koydum ve bir düğüm atıyorum. Sıkı sıkı yapalım ki peynirimiz güzel şekilli olsun. Üzerine şimdi 5 kiloluk su bidonu koyacağım baskı olarak. Sizler kavanoz da olabilir. Su dolu kavanoz da 2-3 kiloluk bir kavanozunuz varsa kavanozda koyabilirsiniz. Şöyle bir tabak koyduktan sonra ben de şöyle bir kavanoz koymaya karar verdim arkadaşlar. Kavanozu koyuyorum ve 2-3 saat bu şekilde suyunun süzülmesini bekliyoruz. Peynir altı suyumuzu dökmeyelim. O da salamura yapacağız. Su içinde bekleteceğiz. Bize lazım olacak. Peynirimi baskıdan aldım arkadaşlar. Açıyorum şimdi sizlerle beraber. Bakın, mis gibi peynir yaptık bugün sizlerle. Ev peyniri gibisi yok arkadaşlar. Harika oldu. Dilimlere ayırmak istiyorum. Hep soruluyor arkadaşlar ne kadar çıktı diye. 1 kilo var. Tartmadım ama 1 kiloya yakın, yani yakın değil 1 kilo vardır. Harika bir peynir oldu. Tazecik, mis gibi de kokuyor.
Peynirimi şimdi bir kavanoz içerisine alıyorum. İyice şöyle yerleşmesini sağlayalım. Üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu koydum. Bir yarım kaşık daha koyacağım. 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu. Mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor arkadaşlar. Ve ayırdığımız peynir altı suyumuzdan üzerine çıkacak kadar ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde kışa saklayın. Kışın tüketin. İsterseniz de hemen öyle 40 gün falan beklemeden tüketmeye başlayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.